Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh. Kıymetli dostlar, Kanal 42'imizin aziz seyircileri, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Rabbim güzellikleri, bereketi ümmeti Muhammed'in üzerine sağanak sağanak yağdırsın. Kardeşler, bugün inşallah namazın fazileti, namazın insana kazandırdıkları bu noktalara değineceğiz. Camiye gitme, cemaatle olma veya efendim birlikte namaz kılmanın ehemmiyetine de giriş yapacağız inşallah. Rabbimiz Teala buyuruyor ki Ankebut suresinde İnne's salate tenha anil fahşai vel münker ve lezikrullahi ekber vallahi ya'lem ma tasnaun. Sana vahyedilen kitabı oku ve namazı kıl. Şüphesiz ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir buyuruyor. Ayet-i kerime bu şekilde. Namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Ayet-i kerimedeki hayasızlık ve kötülük diye tercüme edilen fahşa ve münker kelimelerini inceleyecek olursak, fahşa kelimesi alenen, açıktan işlenen bütün çirkinlikler, edepsizlikler, ahlak dışı davranışlar. Münker ise aklın ve şeriatın kabul etmediği uygunsuz her türlü davranışlar ve günahlar olarak tercüme edilir. Bu şekilde ifade ediliyor. Biz de bu şekilde anlamını o sizlerle paylaştık. Öncelikle namaz kılarken kişilerin günah işlemeleri, fuhuş, fahşada bulunmaları, hayasızlıkta bulunmaları veya bir kötülük işlemeleri tamamen kalkmış oluyor namaza durduğu için. Ancak namazın insana tesiri noktasında sizi düşünecek olursak, bir bakıma ayet-i kerime insana namaz kılan bir insanın nasıl davranması gerektiğini bize özellikle belirtiyor Rabbimiz Teala ayet-i kerimede. Namazda, namaza gelen, namaz yine kılan bir kimse bütün kötülüklerden ve fuhşiyattan uzak kalır. Namaz bu kişiyi alıkor. Yani bir kimse camiye gidiyor, namaz kılıyor, 5 vakit namazını kılıyorsa edepsizlik, hayasızlık yapamaz. Yani o kimse diliyle, gözüyle, eliyle, zihniyle, hareketleriyle hayasızlıkta bulunamaz. Namaz o kişiyi ondan alıkoyması lazım. Yine bu kişi kötülüklere gitmemesi lazım. Namazın o kişiye tesiri olması lazım. Namaz kıldığı halde hala ağzı küfürlüyse, yalan konuşuyorsa, namaz kıldığı halde hala faiz alıyorsa, efendim işçisinin hakkını vermiyorsa, yaptığı işi düzgün yapmıyorsa, verilen sorumlulukları yerine getirmiyorsa, ailesine karşı efendim görevlerini yerine getirmiyorsa, ailesine, çoluğuna, çocuğuna iyi davranmıyorsa, bu kişinin kıldığı namaz namaz değildir. Bakınız Peygamberimiz de buyuruyor. Kim namaz kılar da o namaz kendisini hayasızlıktan ve kötülükten alıkoymazsa, o namaz olsa olsa onun Allah'tan daha fazla uzaklaşmasına sebep olur. Yani Allah muhafaza, namaz kılıyorsunuz, Rabbinizden uzaklaşıyorsunuz. Bir de namaz kılıyorsun ama şunu yapıyorsun denildiğini herkes kulaklarıyla şahit olduğu anlar olmuştur. Bir de hacı geçiniyor, hoca geçiniyor, bir de efendim namaz kılıyor denilen insanlar çoğaldı. Namaz kıldığı halde bankadan faizle kredi çekenler, namaz kıldığı halde efendim günahların içerisinde dolaşanlar, yalan söyleyenler, ticareti düzgün yapmayanlar veyahut insanlar arasında güvenilirliği olmayanlar, o namazın kendisine ne tür tesir ettiğini görmesi lazım. Bu tür şeylerde hala devam ediyor, ısrar ediyorsa Rabbinden uzaklaşıyor anlamına geliyor. Münkerattan uzaklaşıyor anlamına geliyor. Kıymetli dostlar, namaz Müslümanın dünyadaki rengini, şeklini, tavrını ortaya koymasına sebep olur.
Çünkü namaz bir duruştur. Namaz bir tavırdır. Namaz bir mücadeledir nefse karşı, şeytana karşı. Siz namaz kıldığınız halde onunla beraber kol kolaysanız aklınız, fikriniz, vicdanınız, kalbiniz parça parça demektir. Yani namazda başka, namazın dışında başka bir insan oluyorsak o zaman münafıklığa doğru adım atmışız demektir. Allah muhafaza buyursun. İçimizde nifak alametleri oluşmaya başlamış demektir. Çünkü namaz bizim hayatımıza tesir etmesi lazım. Bizim hayatımızın rengi namaza göre olması lazım. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz Teala müminlerden, muttakilerden, kurtulmuşlardan bahsederken, has kullardan bahsederken namazı ikame ederler buyuruyor. Onlar namazı ikame ederler, namaz kılarlar demiyor. Namazı ikame etmek deyince öncelikle namaza göre bir hayat tarzı belirlerler. Hayatı, hayatın durakları ve gelişatı namaza göredir. Yani en azından arkadaşıyla veya bir iş görüşmesini namaza göre ayarlıyor. Yolculuğunu namaza göre ayarlıyor. Namaz hayatının şekillenmesine, hayat akışının şekillenmesine sebep olur. Kişinin hayatında namazı ikame etmesi. İkinci manası, namazı ikame etmek demek o namazın gereğini hayatında uygular demektir. Yani mümince yaşar. Tüm günahlardan uzak durur. Uzak durmak için elinden gelen tüm gayreti sarf eder. Namazı hayatında ikame etmek, namazı ikame etmek demek hayatın merkezine namazı koymak demektir. Hem maddi hem manevi her işinde namazın hayatında tesirinin görülmesi lazım. Nasıl? Bir bardak suyun içerisine veya koca bir kazanın içerisine azıcık bir bir bardak sudan bahsedelim. Azıcık bir şeker attığımızda suyun tadı değişiyor. Koca bir kazan sütün içerisine çok az bir miktar yoğurt atıp karıştırdığımızda o sütün tamamı yoğurtlaşabiliyor, yoğurt oluyor. Namaz budur. Bizim hayatımızda belki bir günlük namazımız bir saattir ama hakkıyla kılınan bir namaz ise o bizim hayatımızın tamamının rengini değiştirmesi lazım. Onu ona göre monte etmesi lazım. Ama o eğer hayatımızı değiştirmemişse suyun içerisine atılan şeker değil, plastik bir şeydir. Hiç şeklini şemalini değiştirmez, tadını kokusunu değiştirmez. Bu yüzden kıymetli dostlar, kıldığımız namaz bize ne tesir ediyor? Benim aile hayatımda ne gibi bir tesiri var? Çocuklarımı yetiştirirken koymuş olduğum prensiplere ne gibi bir tesiri var namazın? Sokağa çıktığımda, gezerken arkadaşlarımla olan ilişkilerimde, ticari münasebetlerimde veyahut komşularımla, anneme karşı, babama karşı, akrabayı taallukatıma karşı tavrım nedir? Onlara karşı davranışım nedir? Onu gözlemlememiz lazım. Düşmana karşı, kafire karşı, siyoniste karşı, emperyaliste karşı namaz kılan bir Müslüman olarak eğer içimizde bir muhabbet, onlara karşı bir yöneliş varsa bu namaz bizi Allah'tan uzaklaştırıyor demektir. Namaz bizi Allah'a yaklaştırması için olması lazımken uzaklaştıran olur. Eğer o namaz sizi kafire karşı, zalime karşı, siyoniste karşı bir duruş, bir tavır içerisine sokmuyorsa o namaz namaz olmaktan çıkmıştır. O namaz komşuna zulmettiriyorsa o namaz namaz değildir. Bundan dolayı kıldığımız namazın hayatımıza tesir etmesi lazım. Şuurla ve hakikatine ererek, farkında olunarak ne okuduğunu, ne yaptığını bilerek kılınan bir namaz hiçbir şekilde şeriatın dışında bir iş yaptırmaz. Yaptıramaz. Namaz bu kişiyi bütün kötülüklerden alıkor. Bakınız, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu fiziki bir örnekle bizlere nasıl aktarıyor? Sahabe efendilerimize diyor ki, ne dersiniz? Birinizin kapısının önünden su aksa,
nehir aksa, güzel bir su, temiz bir su aksa, her gün o nehirde 5 defa yıkansa o kimsede kir kalır mı? Sahabe efendilerimiz, kalmaz ya Resulallah. O kimse gerçekten tertemiz olur. İşte 5 vakit namaz da bu gibidir. Allah 5 vakit namazla günahları silip yok eder. Hakkıyla kılınan bir namaz, ikame edilen bir namaz kişiyi günahlarından alıkor. Nitekim 2 namaz arası da işlenen küçük günahlara namazların kefaret olduğunu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Yani bu hadis-i şerife baktığımız zaman da kapımızın önünden akan bir nehir gibi görmek lazım. Bizim kirlerimizi yok eden, bizi tertemiz hale getiren bir efendim vesile, bir ibadet şeklinde görmemiz lazım. 5 vakit namaz büyük günahlardan korunmanın da kalkanıdır. Yani ondan korur. Namaz kılan kimse kimin huzuruna çıktığının farkına vardığı zaman, namazın ruhunu bilen, ruhunu kavrayan bir kimse namaza durduğunda Rabbinin huzurunda durduğunun farkına vardığı zaman büyük günah işleyebilir mi? Faiz alabilir mi? Efendim, dedikodu yapabilir mi? Haksızlık yapabilir mi? İşçisinin maaşını vermeden sadece ve sadece olsun diye umreye, şuraya, buraya veya efendim falan yere gidebilir mi? Daha onun alnının teri kurumadan rızkını, efendim hakkını vermek gerektiğinin şuuruna erer. Ailesine iyi davranır. Çocuklarına karşı sorumluluğunu yerine getirir hakkıyla kılınan bir namaz. Bu namazla temizlenen bir insan ruhu, her şeyiyle, ruhu, bedeni, her şeyle tertemiz olan bir insan haktan, adaletten uzak durabilir mi? Bırakınız efendim uzak durmayı, komşusunun malına, canına, ırzına gözüyle bile bakmaz. Aklından bile geçirmez. Bu yüzden bir Müslüman hakkıyla namaz kılabilmek için Allah'ın huzurunda olduğunu hissederek hareket etmesi ve bu şuura ermesi için çaba sarf etmesi lazım. 5 vakit namaz, biliyorsunuz, biliyoruz ki akıllı olan ve buluğ çağına ermiş olan her Müslümana farzdır. Kıymetli dostlar, %99'u Müslüman olduğu bilinen, kabul edilen ülkemizde namaz kılma oranı o kadar düşük ki, yani söylemeye dilim varmıyor. Yapılan anketler, çalışmalar, ya boş verin anketleri, şunları bunları, şu camilere gelenlerimize bir bakalım. Yani 1500-2000 nüfuslu bir mahallenin, 1500-2000 nüfuslu bir mahallenin 200-300 kişi alan camisinde efendim 2 saf, 25-30 kişi, 40 kişi, hadi bilemedin 50 kişi namaza geliyorsa, geri kalanı hadi gündüz anladık işteydi, dışarıdaydı. Peki sabah namazı, akşamla yatsı namazı nerede bu kişiler? Biraz sonra cemaatle namazla da bahsedeceğiz inşallah. O konuya geleceğiz vaktimiz olursa. Namaz kılma oranımız gerçekten, ama gerçekten çok az. Bugün yeni çıkmış, vizyona yeni çıkmış filmleri seyretmek için gelen insanların sinemaları doldurduğu günde bilmem kaç seans, film seanslarının, salonların tıka pasa dolduğunu düşünün. Ve bu filmlerin haftalık, aylık değişimlerinde o sinemaların hiç boş kalmadığını düşünün. Ve bir de camiye gelenleri düşünün. Camiye, cemaate, imama günah bulmaya, suç bulmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Onlar kendi görevlerini yapar ya da yapmaz. Bir Müslüman olarak o camiye, cemaate katılmak gibi bir görevimiz var. Ama maalesef bugün ailelerimiz namazdan bir hafer ve bir gane. Hatta şunu söyleyeyim, tesettürlü olduğu halde efendim görünüşüyle gerçekten mütedeyyin bir aile gibi görünümü olduğu halde namaza kılmayan ailelerimiz, çocuklarımız, hanımlarımız, beylerimiz var. Bunların her biri bir zaaftır. Her biri bizi Allah'tan uzaklaştıran davranışlardır. Bunların hesabını Rabbimizin huzurunda veremeyiz kıymetli dostlar.
Bu yüzden Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de takva sahiplerinin, hidayete ermiş olanların, kurtuluşa erecek olanların özelliklerinden bahsederken namazı onlar ikame ederler buyuruyor. Hakikaten namazı ikame edebilmenin gayretini göstermek öncelikle aile reisi olan babalarda, annelerde, evin büyüğü çocuklarda, kısacası her ferdin kendi görevidir kıymetli dostlar. Bundan dolayı namaza iştirakimiz çok olması lazım. Namazın ruhunu kazanmak için çaba sarf etmemiz lazım. Namazı Allah'ın huzurunda olduğumuzu kabul ederek kıldığımız zaman günahlarımızın nasıl döküldüğünü bilmemiz ve inanmamız lazım. İnsanları da hayra davet etmemiz lazım kıymetli dostlar. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifle devam edelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyük günahlardan kaçınıldığı müddetçe 5 vakit namaz ile 2 cuma aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimizin bu müjdesine nail olabilmek gerçekten o namazın ruhuna sahip olmaktan geçmektedir. Osman İbn Affan radıyallahu anh'ten rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor. Bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır. Huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak namazını kılarsa büyük günah işlemedikçe bu namaz önceki namazlarına kefarettir buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle buyurduğunu söylüyor. Kim? Hazreti Osman radıyallahu anh. Güzelce abdest alacaksın, erkanına riayet edeceksin. Bu şekilde namaz sizin günahlarınıza kefaret olacaktır. Gerçekten müminler kurtuluşa ermiştir. Onlar namazlarını huşu içinde kılarlar. Onlar namazlarını korurlar buyuran ayetleri unutmayacağız. Unuttuğumuzda namazdan kopmaya başlamışız demektir. Peygamberimizin namazda kılarken huşu içerisinde, huzur içerisinde namaz kılmak, huşu ve hudu diye bir kelime geçti. Buna da kısaca değinmekte fayda var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde de geçer bazen. Namazda haşyet kimin huzurunda olduğunu bilerek onun rızasını kazanmayı arzu ederek ona sevgiyle bağlı olduğunu bilerek namaz kılmak demektir. Yani kalbi Allah'la bağlamak, Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkmaktır. Huşu. Bakın namazda sakin bir şekilde durup namazın erkanına uygun bir şekilde kılmak huşudur, hududur. Peygamberimiz namazda sakalıyla, elbisesiyle, sağıyla, soluyla meşgul olan birini gördüğünde kalbi huşu duysaydı azaları da huşu içinde olurdu buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani burada namazı bütün rükünlerini hakkıyla yerine getirmemiz için namazda tüm azalarımız hakkıyla yerli yerince hareketlerini yapması lazım. Elimiz, ayağımız, kafamız, gözümüz başka şeylerle meşgul olmaması lazım. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eliyle orasını burasını oynayan, elbisesini sakalını çekiştiren kişiye dediği cümleyi aklımızdan çıkarmayalım. Kalbi huşu duysaydı azaları da huşu içinde olurdu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Resul-i Ekrem Efendimizin huşudan sonra bir de rükudan bahsediyor. Bakın hadis-i şerifte bir Müslüman farz namazın vakti geldiğinde güzelce abdest alır. Huşu içinde ve rükûnu da tam yaparak. Bir de rükûdan bahsetti. Yani rükûyu niye özellikle bahsetti? Bakınız buna da şöyle söyleyelim. Namazın zahiri ahkamına riayet etmek. Yani hızlı namazın rükünlerinin birbirine karışarak rükuda mı, kıyamda mı, secdede mi, oturuyor mu belli olmayan bir şekilde, hızlı bir şekilde kılınan namaz olmayacak diyor. Erkanına sakin bir şekilde uyarak namaz kılmamız lazım. Biz buna tadil-i erkan da diyoruz ayrıca. Tadil-i erkan namazın rükünlerini sırasıyla yapmak
Ve ama bunları azalar yerli yerince oturup sakin, sükunetli bir şekilde yapmaktır. Bu yüzden kalbimizin huşu içinde olması lazım. Kalbimizi namaza bağlamamız lazım. Namazda kalbimizi dünyadan arındırmak için çaba sarf etmemiz lazım kıymetli dostlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine cami, cemaatten bahsettik. Cemaate gelmeyi o kadar çok istiyor ki camilere gitmeyi. Biliyorsunuz İslam'ın ilk mescidi Kuba mescididir. Oradaki kişileri Allah Kur'an-ı Kerim'de övüyor, Kuba'da iman edenleri. Onlar temizliğe riayet eden, iman eden insanlardır diyor. Ve arkasından Medine'ye hicret ettiğinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mescid-i Nebevi'yi inşa ediyorlar. Sahabe efendilerimizle birlikte. Mescid-i Nebevi cemaatle dolup taşıyor. Medine'de bulunan tüm Müslümanlar vakit namazlarını Mescid-i Nebevi'de kılarlar. Ama kimi mescidin yakınında, kimi de mescidin uzağında. Mescide gelip gitmek, camilere gitmekle ilgili olarak Peygamberimiz bakın ne buyuruyor. Kim sabah akşam camiye gider gelirse her gidip gelişinde Allah Teala o kimseye cennetteki ikramını hazırlar. Yani burada sabah akşamdan kastın yani sektirmeden vakit namazlarına gitmesi demektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cami ve mescitlerin önemine çok riayet etmiştir. Cami ve mescitlerin İslam toplumundaki pek önemli bir yeri vardır. Bunu bilmek lazım. Şehir kurulurken cami merkezli, mescit merkezli kurulmuştur. Mahalle kurulurken cami merkezli, mescit merkezli kurulmuştur. Camilerden ve mescitlerden uzak durulmamıştır, durulamamıştır. Kesinlikle mescitsiz ve camisiz bir şehrin, bir mahallenin kurulması düşünülemez. Müslüman bir evde kılavuz yok. Müslümanların toplanma mekanı, Müslümanların beraber olma mekanı camilerdir. Kıymetli dostlar, Mescid-i Nebevi'de bu şekilde kurulmuştur. Günde 5 defa bir araya getirilerek müminler toparlanmış, namaz kılmışlar ve dertleriyle dertlenmişlerdir. Böyle bir toparlayıcı bir ibadettir namaz. Günde 5 defa müminleri bir araya topluyor. Bu sebeple namaz kılınan özel mekana toplayıcı anlamında cami denir. Arapçada cema kelimesi toplama, cami de toparlayıcı anlamındadır. Veya Allah'a secde edilen yer anlamında kullanılan mescit kelimesi kullanılır. Sabah akşam camiye gidip gelmekte bahsetti Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Sadece sabah akşam değil, biraz önce söyledim. Yani cemaate devam etmek anlamındadır. 5 vakit namazını camiye gidip gelmek anlamındadır. Bu yüzden Peygamber Efendimiz sabah akşam yani vakti mescide, camiye bağlayan, oraya gidip gelen kişinin efendim nedir? İkramını Allah hazırlar. Hatırlıyorsanız 7 sınıf insandan bahsetmişti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Kıyamet gününde Rabbimizin arşının gölgesinde gölgelenecekler. Bunlar için sıkıntı yok, hüzünlenme yok buyurmuştu. Bu 7 sınıftan biri de gönlü mescitlerde asıl olan insan demekti. Yani camiye, cemaate giden insan demekti. Bu yüzden evde kılıveririm, dükkanın bu köşesinde kılıveririm anlayışını terk etmemiz lazım. Camiye, cemaate gitmek için çaba sarf etmemiz lazım. İşimizi ona göre ayarlamamız lazım. Ezan okunduğunda caminin önünde, okunurken caminin içinde olmamız lazım. Allahu Ekber diye başladığında hele bir bitsin de ondan sonra gidelim, hele bir sünneti kılsa, olmaz böyle. Cemaate gideceğiz, cemaate katılacağız. Cemaate katılmak için çaba sarf edeceğiz. Bunun için gerçekten gayret sarf eden sahabelerimiz var. Bunlarla ilgili övücü hadis-i şerifler var. Bakınız onları paylaşacağım sizlerle. Bir kimse, Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor, bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder.
Şu müjdeye bakın kıymetli dostlar. Attığınız her adımda günahınız siliniyor. Camiye gittiğiniz için. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Birinden günah siliniyor, öbüründen derecen yükseliyor. Ne kadar güzel. Rabbimin lütfu ne kadar geniş. O büyük kerem sahibidir kıymetli dostlar. Allah'ın evinden maksat camilerin şubeler olan mescitler. Nitekim Medine'nin badiyesi biraz daha uzağında, banliyösünde olan bazı mahallelerde küçük mescitler yapılmış veya tahsis edilmiş, evlerin bir köşesi falan Peygamber Efendimiz'den izin alınarak, hatta Peygamber Efendimiz davet edilerek o mescitte namaz kılması, açılış yapması bugünkü tabirle veya meşruiyet kazandırması. Peygamber burada namaz kıldı, o zaman biz de burada kılarız denmesi için Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de tasdik ettiği böyle civar mahallelerde mescitler yapılmış ve oradaki Müslümanlar karda, kışta, böyle havanın yani gidilmesi zor olduğu zamanlarda yine evde kılmak değil, beraberce bir arada kılmak için o bölgede, o mescitte toplanmışlardır. Cami evimizin dibinde bangır bangır bağırıyor. Camiye gitmiyoruz kıymetli dostlar. Ezan bangır bangır bağırıyor. Gitmiyoruz. Cami bomboş. Evde otura otura canı sıkılan hacı amcalarımız geliyor. Allah razı olsun, cemaate yönelik hizmeti ve çalışmayı seven, cemaati seven, cemaate katılıp namaz kılmayı arzu ve iştiyakta olan kişiler de geliyor ama ülkemizin genelinden bahsediyorum. Acı noktalarımızdan bahsediyorum. Pembe tablo çizmenin ötesinde acı reçeteyi, acı noktayı görmek lazım diye düşünüyorum. Cami, cemaat önemlidir. Allah Teala İslam'ı bireysel yaşanan, ferdi yaşanan din olarak göndermemiştir. Allah Teala bakınız sadık olun demiyor. Sadıklarla beraber olun diyor. Ey mümin demiyor. Tekil bahsetmiyor, çoğul bahsediyor. Ey müminler, ya eyyühellezine amenü, ey iman edenler buyuruyor. Ve ayetlere baktığımız zaman hep müminlere çoğul kipiyle bahsediyor. O zaman ya miras ayetinde bile müminlere çoğul olarak, yani kip olarak cemi çoğul sigalarından bahsediyor, kiplerinden bahsediyor. Yani bir kişi diye değil, çoktan bahsediyor. Bundan dolayı bizlerin, her bir Müslümanın cemaate gitmek için arzu ve iştahının artması lazım. Ezan okunduğu zaman dur bakalım şurada evde kılalım dediğimiz zaman, yani meşru bir mazereti olmadığı zaman camiye gitmesi gerekiyor Müslümanın. Meşru bir mazeret nedir? Hastadır, kalkamıyordur yerinden. Hani iğnedir, şudur budur vardır. Veya efendim yaralıdır. Ki felç olan Filistinli şehit Ahmet Yasin camide cemaatle namaz kıldıktan sonra İsrail füzesiyle şehit edilmişti. Felçti, her tarafı, vücudunun tamamı felçti. Allah yolunda cihad ederken, çabalarken, o haliyle Allah için mücadelesini sürdürürken camiyi, cemaati bırakmıyordu. Mutlaka cemaate katılıyordu. Bugün Filistin'de, Gazze'de Kassam Tugaylarına mensup olacak kişinin en önemli şartlarından biri 5 vakit namazı cemaatle kılmak şartıdır. Yani Gazze'nin mücahitleri cemaatle namaz kılıyor bugün. Bugün Müslümanların bu şekilde davranması lazım. Birlik, beraberlik içerisinde gelmesi için o camilerin dolması lazım. Bir cuma vakti Selahaddin Eyyubi rahmetullahi aleyh, Allah mekanını cennet etsin, şehitler sınıfında ve şehitlerle beraber Hamza Efendimizle beraber halk eylesin. Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan bahsediyor. Gençlerden biri ayağa kalkıyor. Ey emir yeter artık. Bu kadar insan Kudüs'ü yıllardır özlüyor. Bu kadar hazırlık yaptık. Ordularımızı Kudüs'e göre ayarladık. Saatlerimizi Kudüs'e göre ayarladık. Evlerimizi Kudüs'e göre ayarladık. Ama hala Kudüs'ü fethetmeye gitmiyoruz. Burada Kudüs anlatıyorsun sen bize diyor. Bize bir emir ver de, orduya bir emir ver de Kudüs'e yürüyelim diyor. Selahaddin Eyyubi minberden
o delikanlıya sükûne, o delikanlıyı sükûnete davet ediyor, oturma oturuyor. Ertesi gün sabahleyin. Sabah namazında yine Selahaddin Eyyubi var. Cemaat cami yarıya kadar dolu. Kalkıyor Selahaddin Eyyubi. O delikanlı burada mı? O delikanlı yok orada. Ne zaman ki sabah namazları cuma namazı gibi ağzına kadar camiler doldu, o zaman Kudüs fethedilecektir. Ne zaman ki camiler cuma namazı gibi sabah namazı da dolarsa ağzına kadar, o zaman Kudüs fethedilebilir diyor. Ama maalesef bugün camilerimizi, sabah ve yatsı namazlarında gelen cemaatimize bir bakalım. Gelen cemaatimizi kesinlikle küçümsemiyorum. Onların elleri ayakları öpülür. Allah onlardan razı olsun. Camilerimizde en azından kandilleri yakıyorlar. En azından melaike-i kiramla beraber namazlarını kılıyorlar. Ya evlerinde horul horul yatanlar. Ya evlerinde hemen yatağın dibinde sıcacık odasında abdest alıp 2 dakikada 4 vakit namazı kılıp hemen yatağa konanlar. Onlar ne yapacak? Evet kıymetli dostlar. Bundan dolayı dikkat etmemiz lazım. Cemaate dikkat, cemaate gitmemiz lazım. Nerede olursak olalım. Bir dostum dedi ya hocam üstüm başım yağ, kir, pas. Her vakitte abdest alıp camiye gidecek çok çok zor olur. Şurada abdestimizi alıp namaz kılsak olur mu? Camide yakınında. Benim kendisine söyledim. Bu kir pas dediğin şey İslam hukukuna göre kir değil, pas değil. İstediğin zaman yemek yemek için elini yıkıyorsun güzelce. Camiye, cemaate gideceksen bahane üretmeyeceksin. Gideceksin kardeşim. Gideceğiz. Gitmemiz gerekiyor. Bakınız. Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide uzaktı. Ondan daha uzak olan adam olan yoktu. O Medine'nin en uzak mahallesinde oturuyordu. Buna rağmen hiçbir namazı cemaatten hariç kılmıyor, cemaate geliyordu. Vaktinde geliyordu. Kendisine keşke bir merkep edinsen, karanlık ve sıcak günlerde ona binerdin denildi. Veya evini mescide yakın bir şekilde gelmesi söylendi. Söylediği cümle şu, bakın ne kadar manidar bir cümle. Evimin mescide yakın olması beni sevindirmez. Ben mescide gelip giderken attığım her adıma sevap kazanıyorum ve bu kazandıklarımın yazılmasını istiyorum diyor. Şahit olunsun diyor. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah Teala bunların hepsinin sevabını senin için bir araya topladı buyuruyor. Evet kıymetli dostlar, böyle hadisler kişinin evinin cami ve mescitlere uzak olmasını istemesine veya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin böyle tavsiye ettiği anlamına gelmesin. Bahaneniz uzaklık olmasın diyor. En uzaktaki kişi yürüyerek gelebiliyorsa en yakındaki kişi de gelecektir diyor. Kısacası Müslümansa namazı farzı kılacaksa cemaate gelsin diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani buna dikkat etmek lazım. Bu hususta ısrarla ama ısrarla çaba sarf etmek zorundayız. Vakit namazlarını Resul-i Ekrem'le birlikte kılan bu Medineli sahabi kim? Bilinmiyor. Sadece hadis-i şerifte böyle bir zattan bahsediliyor. Kendisine gıpta edildiği söyleniyor. Bu Medine'nin yakıcı sıcağı veyahut da soğuğunda gidip hiç erinmeden, üşenmeden camiye, cemaate gidebiliyorsa, geliyorsa Allah Teala ona o bütün sevapları verecektir. Peygamberimizin müjdesidir. Bakın yine camiye, cemaate devamlı gelen Selime oğullarının hadisesi var. Mescidin etrafındaki boş arsalar vardı. Beni Selime, yani Selime oğulları ailesi mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istediler. Peygamberimiz bunu duydu ve bunları bu haber kendisine ulaşınca onlara bana gelen bir bilgiye göre mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istiyorsunuz öyle mi diye soruyor. Rivayetlerde Peygamber Efendimiz bunu duyunca bunların ileri gelenlerini, büyüklerini çağırıyor ve bunlarla bir toplantı yapıyor. Bu cümleyi söylüyor. Bana gelen bilgiye göre mescidin yakınına taşınıp yerleşmek istiyormuşsunuz öyle mi?
onların ileri gelenleri, evet ey Allah'ın Resulü böyle arzu etmiştik dediler. Bu sefer Peygamberimiz buyuruyor ki, ey Selime oğulları, yurtlarınızdan ayrılmayınız ki adımlarınıza sevap yazılsın. Bakın, yurtlarınızdan ayrılmayınız ki adımlarınıza sevap yazılsın. Onlar da o halde yerlerimizden göç edip buraya gelmek bizi sevindirmeyecektir. Biraz önce de söyledim sizlere. Kıymetli dostlar, kesinlikle mescidin yakınına taşınmak ya doğru değildir gibi diye değil. Bunun iki birkaç stratejik şey var. Tarihsel konusu da var. Selime oğullarının oturduğu bölge güvenlik açısından o bir bakıma onlar göçtüğü zaman zafiyet oluşturacak. Saldırılara karşı korunaksız hale gelecekti. Selime oğulları oranın koruyucuları durumundaydı. Bundan dolayı böyle bir durum, böyle bir istekte bulundu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir bakıma o bölgenin bekçisi durumdalardı. Peygamber Efendimiz Medine'deki yerleşimin de düzenli, tertipli olmasını istiyor, dengeli olmasını istiyordu. Belirli bölgelerin, belirli mıntıkanın nüfusunun yoğunlaşıp bazı yerlerin boş kalmasını da istemiyordu. Dengeli olmasını istiyordu. Mescid-i Nebevi'nin etrafının biraz boş olmasını, ihtiyaca cevap vermediği zaman belki genişletilmesini düşünüyordu. Boş kalması gereken yerler de iskana, yani oturuma açmıyordu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Böyle düzenlemeleri vardı. Buradaki hadisede bir bakıyoruz. Selime oğulları yine Mescid-i Nebi'ye 5 vakit gelip gidiyorlardı. Yine gelip gidiyorlardı. Bunlar hem kendilerine verilmiş olan o görevi yerine getirdiler. Hem de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o müjdesine nail oldular. Bu yüzden Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu müjdesini kendimize de almamız lazım. Evin dibindeki mescide giden kişi gibi mahallenin en uzak köşesindeki de mescide, camiye gelmesi gerçekten önemlidir. Attığımız her adımın karşılığında sevap, attığımız her adımın karşılığında bir günahımızın silinmesi söz konusudur. Bu önemli bir noktadır. Cemaat önemlidir kıymetli dostlar. Camide, cemaatte olmak çok önemli noktalardadır. Birbirimizden haberimiz oluyor. Sosyal bir etkileşim oluşuyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna çok önem veriyor. Sabah namazına gelmeyenler için Peygamber Efendimizin kırgınlığı oluyor. Bakın bir başka hadis-i şerifle bu konuyu inşallah sizlerle devam ettirelim. Şüphesiz ki namazdan en çok sevap kazanacak kimseler uzak mesafelerden camiye yürüyerek gelenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür buyuruyor. Evet, hadis-i şerif net. Açıklaması bile bu netlikte olmaz. Bakın kıymetli dostlar, namazda en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerde bile olsa camiye yürüyerek gelen kimselerdir buyuruyor. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Sabah namazında kalktık, sıcacık, hemen abdestimizi aldık. 4 rekat namazı 2 dakikada kıldık ve yattık. Bunun sevabı olmaz mı? Olur. Biz kimsenin kalbini açıp niyetini bilemeyiz. Rabbimiz onun sevabını da verecektir. O Rabbimin bileceği bir iş. Ancak abdestini aldı, camiye, cemaate gitti, bekledi. Namaz vaktinin girmesine kadar veya imamın öne gelmesine kadar, yani namaza başlamasına kadar bu kimsenin sevabı daha üstündür buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden zor, sıkıntılı, meşakkatli işleri başarmanın mükafatını devamlı Peygamber Efendimiz sahabilere hatırlatıyordu. Namazda da aynısını hatırlatıyordu. Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet günü tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz bakın ne buyuruyor? Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ne büyük lütuf. Ve
ayet-i kerimeyle de bu destekleniyor inşallah. O gün onların nuru önlerinden ve yanlarından koşar. Derler ki Rabbimiz nurumuzu tamamla, bizi bağışla çünkü her şeye sen kadirsin. O gün münafık erkekler ve münafık kadınlar süratle cennete gitmekte olan müminlere derler ki ne olur bize bakın da sizin nurunuzdan bir parça alalım. Bu da Hadid suresinde, biri Tahrim suresinde, biri Hadid suresinde. Kıymetli dostlar, nur ve aydınlık cennetin, zulmet ve karanlık cehennemin işaretidir. Peygamberimizin bu sözleri, ayetler bize bunu anlatıyor. Bakınız, müminler nurlu olarak yüzleri nurlu, elleri ayakları nurlu cennete gidecektir diyor. Bir başka hadis-i şerifte bu ayet-i kerime, bir bakıyoruz karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet günde tam bir nur vardır. Cennet vardır buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Karanlıkta kılınan namazlar nelerdi? Sabah, akşam, yatsı. Hatta sabahla yatsı, akşam tam karanlık olmuyor. Onların her birinin faziletine inanan kimse cemaatle kıldığı zaman karşılığını alacaktır. Bakınız, iki hadisle bitirelim inşallah bu konumuzu da. Size Allah'ın kendisiyle günahları yok edip dereceleri yükselteceği hayırları haber vereyim mi buyuruyor Peygamberimiz. Evet ya Resulallah, ver, haber ver dediler. İstedi. Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak, mescide doğru çok adım atmak, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek, işte ribatınız, işte bağlanmanız gereken budur diyor. Hastasın veya uzaktasın, yorgunsun, abdesti alacaksın güzelce, mescide doğru yürüyeceksin. Müslümanlar bir araya gelecek. Namazı kıldıktan sonra eve gelecek, akşamı bekleyecek, yatsıyı bekleyecek, sabah, yani kalbi mescitlerde asılı olacak. İşte bu Allah'ın kendisiyle günahları yok edip dereceleri yükselteceği hayırlardandır diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Son hadis-i şerifimizde inşallah konumuzu bağlayalım. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir adamı gördüğünüz zaman onun gerçek mümin olduğuna şahitlik ediniz. Allah Teala şöyle buyurur. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı kılan, zekatı veren ve Allah'tan başka kimseden korkmayanlar onarırlar. İşte onlar doğru yolu bulanlardır. Doğru yolda olanlardır buyuruyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ardından bu ayeti söylüyor. Mescide uğrayıp mescitte devamlı görünen kişinin müminliğine şahitlik ediniz buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbim namazın ruhunu anlayan, namazın şuuruyla yaşayan, namazla hayatını şekillendiren kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Cemaatle namazı ikame eden kullardan olmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.